Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya Bir Tık Zor Denemeler serimiz var. İstek geliyor. Bazı arkadaşlar ki belirtmemize rağmen özellikle bir tık zor olması yönünde ki çok zor olduğu ya da alakasız olduğu gibi yorumlar yapıyor. Tabii biz bu kısımda bir tık zor denemeleri çözmenizi tavsiye etmiyoruz bu şekilde düşünen arkadaşlar için. Ama diğer arkadaşlar için yine videolarımızı çekmeye devam ediyoruz. Azıcık tık zor denemeler ki bir tığı artık ne yaptık? Değiştirdik. Bu şekilde bir isim verdik. Bakalım isim değişince ne olacak? Evet, yukarıda verilen şehirlerden hangisinin yerel saati ile 2017 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanmakta olan ortak saat arasındaki zaman farkı daha azdır? Şimdi arkadaşlar daha önce 30 Doğu boylamı üzerindeki İzmit ve yine 45 Doğu boylamı üzerindeki Iğdır'ın yerel saatini tüm Türkiye'de ulusal saat olarak kullanıyorduk. Yaz ve kış saat uygulaması yapıyorduk daha doğrusu. Artık biz kış saatini kullanmıyoruz şu an. 45 Doğu boylamının yerel saatini tüm Türkiye'de ortak olarak kullanıyoruz. Ki örneğin diyelim ki buranın yerel saati 12 olsun. Yerel saat 12. Bunun yanında burada yerel saati ne olarak kullanıyoruz? Ortak saat. Yani bu boylamın yerel saati neyse ulusal saatte o oluyor. Ki aradaki fark sıfır. İşte buradan yavaş yavaş uzaklaşırsam ulusal saat aynı kalacak ortak saat. Ulusal saatin diğer adı ortak saattir. Ama yerel saat değişecek, daha da gerileyecek. O zaman bu aradaki fark daha da açılıyor. Mesela Erzurum'un işte baktığımızda ulusal saati yine 12 ama yerel saati işte 11 baktığımızda 50 oldu. Aradaki fark 10 dakika. Biraz daha uzaklaştım. Bu fark daha da artacak. O yüzden fark az dediği için buraya boylam olarak yakın olanı yani Erzurum'u dikkate almam gerekiyor. O yüzden doğru cevabım A şıkkı oldu. Evet, ikinci sorumda yukarıdaki haritada verilen yerlerden hangileri volkanik arazilerin bulunduğu alanlar arasında yer alır? Özellikle Tuz Gölü'nün güneyinden başlayan Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz gibi volkanik dağların bulunduğu bir hat var. Bunun yanında Van Gölü'nün kuzey kısmında yine dikkate aldığımız özellikle Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Dağları'nın uzandığı bir volkanik arazi yoğunluğu söz konusu. Ama burada 1 ve 2'de öyle bir durum söz konusu değil. 3 ve 4 volkanik arazilerin bulunduğu alanlar arasında yine sayılabiliyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, üçüncü sorumuzda yukarıda verilen göller ve yararlanma şekillerinden hangisi yanlıştır? Abant, Yedigöller, Uzungöl turizm amacıyla yararlanıyor. Konya, Van, Burdur suları acı olduğu için sulama suyu ya da içme suyu olarak kullanılmıyor. Tortum, Hazar, Kovada gibi göllerden çıkan kol yardımıyla ne yapılıyor? Elektrik üretimi yapılıyor. Bu da doğru. Yanlıştır dediği için yalnız 2. Yani B şıkkı olarak dikkate alındı bu sorumuzda cevabımız. Evet, dördüncü sorumuza baktık. Yukarıda ülkemizin yer şekli özellikleriyle ilgili özelliklerden hangileri yanlıştır? Platolar en çok baktığımızda İç Anadolu'da görülüyor, doğru. Kıyılarımızda gelgit olayının etkin olmasından dolayı akarsuların döküldüğü yerlere delta ovaları oluşmuştur. Ki gelgit etkin değil arkadaşlar. Olmamasından dolayı burada delta oluşumu söz konusudur. O yüzden yanlış. Türkiye'de özel konum özelliklerinden dolayı Fjord Skyer, mutlak konum özelliklerinden dolayı Haliçli ve Vatlı kıyılar görülmez demiş. Ki tam tersi olmalı. Matematik konum ya da mutlak konumdan dolayı Fjord ya da Skyer, özel konum ya da matematik konum tabii ki baktığımızda özellik olarak nasıl mutlak konumsa özel konum diğer adı da göreceli konum. Ki burada da göreceli yazması gerekiyordu ya da yer değiştirilmesi kısmında dikkate aldık. Çünkü Fjord ve Skyer tipi kıyılar kutup kuşağında etkili oluyordu. Türkiye orta kuşaktaydı. Mutlak konum enlem değerlerinden dolayı görülmüyordu. Bunun yanında Haliç ve Vatlı kıyılar okyanus kıyıları ki okyanusa kıyımızın olup olmaması özel ya da göreceli konumla alakalıydı. Bu da yanlış bir ifade oldu. Ege kıyılarında Marmaris, Fethiye ki Güneybatı Anadolu dediğimiz kısımda Riya kıyı tipi görülüyor. Boğazlarda görülüyor. Haliç dediğimiz İstanbul'daki alanda görülüyor. Türkiye'de Kars topografyası yani karstik araziler kısmında o alanlarda görülen şekillerin yaygın olarak bulunduğu alan orta ve batı toroslar olarak dikkate alınıyor. O yüzden burada 2 ve 3. öncülerimiz yanlış olduğu için doğru cevabımız B şık olarak değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar, 5. sorumuza geldik. Aşağıdaki haritada taralı olarak gösterilen kıyı şeritlerinde oldukça yüksek falezler oluşmuştur. Bu özellik taralı olarak gösterilen alanların ya da yörelerin hangi bakımından benzer olmasıyla doğrudan ilgilidir. Özellikle bu alanlarda dağların hemen kıyıdan başlaması ve dağların kıyıya paralel uzanması sonucu dalgaların o dağların alt kısmını aşındırarak kıyıda oluşturduğu dikliklere biz falez adını veriyoruz.
O yüzden burada direkt dağların kıyıya göre uzanış doğrultusu ya da doğrudan, bakın doğrudan demiş, doğrudan etkili olan faktör olarak dikkate alınabilir. Tabii rüzgar dalgaları oluşturması, dalgaların da yine bu şekli oluşturması kısmında dolaylı bir etkiye sahiptir. Bunun yanında baktığımızda özellikle dağların kıvrımlı yapıya sahip olması demiş. Dağların kıvrımlı yapıya sahip olması bir etken değil. Çünkü dağlar kıvrımlı olup kıyıya dik olsaydı bu tür falez oluşumlarını görmek zaten zor olacaktı. Özellikle falez kısmında şunu da hatırlatalım. Bir yerde falez varsa delta oluşumu tabii olmuyor. Çünkü birbirine zıt iki şekildir bu falez. Türkiye'de özellikle gösterilen alanlarda fazla olduğunu da bilmenizde fayda var. Çünkü sorularda bu sık sık çıkıyor arkadaşlar. Dikkatli olalım. Dalga aşındırma şekilleri arasında yer alıyor. Bu anlamda Türkiye için özellikle taralı alanlar dikkate alınıyor. Evet, altıncı sorumuzda Türkiye'ye ait aşağıdaki haritalardan hangisinde yükseltinin etkisinden söz edilemez? Yıllık sıcaklık farklarının dağılışı ki yükseltinin arttığı yerlerde artıyor. Temmuz ayı gerçek sıcaklık dağılışında yine yükselti dikkate alınıyor. Daha sıcaklık düşük oluyor bu alanlarda. Yıllık indirgenmiş ki indirgenmiş sıcaklık geçiyorsa deniz seviyesine uyarlanmış sıcaklıktır. Ki bu haritada yükseltinin etkisinden söz edilemez. Her yeri deniz seviyesinde kabul ettiğimiz için yıllık gerçek sıcaklık haritası yine yükselti dikkate alınabilir. Donlu gün sayısında yine yükseltinin etkisi dikkate alınabilir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 7. sorumuzda Türkiye'de aşağıdaki rüzgarların hangisinin oluşumunda önemli ölçüde topografik yapının etkisi söz konusudur? Özellikle fön dediğimiz rüzgar ki havanın bir yamaç boyunca yükselmesi, bu yükselmenin ardından diğer yamaca geçtiğinde kuru bir hava halini alması ve yamaç boyunca inerken sürtünmenin de artmasıyla sıcaklığın her 100 metrede 1 derece arttığı kısımda oluşan rüzgardır. Ki diğerleri ise Türkiye'nin bulunduğu matematik konuma da bağlı olarak Yıldız, Keşleme ya da Samyeli, Lodos, Poyraz gibi rüzgarlar Türkiye'nin bulunduğu konumla da alakalı. Ki fön direkt oradaki topografik şartlar, hatta özellik olarak baktığımızda yükselti düşükse zaten fön etkisi de oluşmuyor. Yani 100 metre, 200 metrelik bir yükseltide fön rüzgarının etkili olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden direkt oradaki yer şekilleri, oradaki işte dağların uzanışı gibi faktörler etkisini gösterebiliyor. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Türkiye'de fön özellikle Doğu Karadeniz ve Teke Taşeli gibi alanlarda, Akdeniz'de daha etkili diyebiliriz. Tabii tek etkili olduğu yerler bunlar değil. Peki 8. sorumuzda sıcaklığın 0 derecenin altına düştüğü günlerde donlu gün deniyor. Ülkemizde donlu gün sayısı ve başlangıç dönemleri bölge arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Yukarıda verilen alanların hangisinde donlu gün sayısının daha az olduğunu soruyor. Ki burada baktığımızda da arkadaşlar Ege kıyıları en az olduğu kısım verilenler arasında. Tabii Akdeniz verseydi o doğru cevap olacaktı. Bunu takip eden ki yer Karadeniz kıyıları. Daha sonra İç Batı Anadolu dediğimiz Afyon, Uşak, Kütahya. Yine Konya gibi illeri kapsayan Orta Anadolu. Ve en fazla donlu gün sayısı Kuzeydoğu Anadolu dediğimiz Erzurum, Kars, Ardahan gibi alanlar. Bu kendi içerisinde bir sıralama ki en az olduğu yer Ege kıyıları olduğu için bu verilenler içerisinde doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet, 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin bitki örtüsüyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Bitki türlerinin sayısı bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Mezozoik ve Neozoik'te oluşmuş relikt bitki türleri, kalıntı bitki türleri mevcuttur. Ergen havzasıyla Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde antropojen, ki antropojen bozkır iç bölgelerdeki ormanların tahribiyle oluşuyor. Ormanların büyük bir çoğunluğu kıyı kesimde ki bunda en önemli etkenler arasında yağış ve nemlilik vardı. Endemik bitkiler en çok Kuzey Anadolu dağları demiş. Yanlış. Endemik bitkiler daha çok arkadaşlar Toroslarda görülüyor ki tür bakımından burayı ilk başta alıyoruz. O yüzden doğru cevabımız, yani yanlış olan seçeneğimiz E şıkkı oldu. Evet, 10. sorumuzda Türkiye'de çalışan nüfusun sektörel dağılımının gösterildiği grafiklerle ilgili bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Üçüncül ekonomik faaliyetlere çalışan nüfus oranının arttığı. Ki üçüncül faaliyetlere bakıyoruz arkadaşlar. 28,7'den oransal bazda %51,4'e çıkmış. Gelişmişlik seviyesinin arttığı. Yine şuradan biz onu çıkartabiliyoruz. Birincil ekonomik faaliyetlerin yoğun olduğu alanlarda gelişmemiş ülke. Ama ikincil ve üçüncül faaliyetlerin yoğunluk kazandığı alanlar ise gelişmekte ya da gelişmiş ülkeler bazında. Tabii oradaki oranlar bizim için önemli. Ama sonuçta bu üçüncü sektörün artması, ikinci sektörün artması, birinci sektörün artık daha düşük bir orana sahip olması gelişme seviyesinin arttığını gösteriyor. Çünkü insanlar artık daha çok sanayi ve hizmet sektörüne çalışıyor. Sanayileşmenin de tabii ki fazla olduğu kısımda değerlendirilebilir. Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışan nüfusun azaldığı. Şimdi oransal bir düşüş var, doğrudur. Ama çalışan sayısını bilmediğim için %21
oranı kaç kişiye denk geliyor? Yani belki daha önceki yılda çalışan miktarı azdı. %60'da daha az miktar çıkıyor. Birincil faaliyetler %21'e düşmesine rağmen çalışan miktarı çok arttığında oradaki oran daha fazla bir nüfus miktarına karşılık ya da çalışan miktarına karşılık gelebiliyor. O yüzden bunu yanlış olarak aldım ya da ulaşılamaz olarak aldım. 1 ve 2. Yani D şıkkı doğru cevabımız oldu. Peki 11. soruda yukarıdaki taralı olan alanlarda aşağıdaki köy altı yerleşmelerinin hangileri yaygındır? Şimdi K'ya baktığımızda arkadaşlar Batı Karadeniz. Batı Karadeniz'de özellikle divan dediğimiz yerleşmelerin daha fazla olduğunu görüyoruz. Yani yayla da var, onu da alabiliriz ama L'de dalyan olma ihtimali zaten yok. Çünkü dalyanlar özellikle deniz kıyılarında balıkçılığın yapıldığı alanlara karşılık geliyor. Bunun yanında özellikle L'de Kom, Doğu Anadolu başta olmak üzere hayvancılığın yapıldığı köyaltı yerleşmeleri. Yine Akdeniz ve Toroslar'da özellikle yörüklerin, aşiretlerin kurduğu daha çok hayvancılık, keçi ile ilgili de yine bağlantı kurabiliriz. Bu tür yerleşmelerdir, çadırdan oluşuyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Evet, 12. sorumuzda yukarıdaki illerin en fazla fındık üretenden en az üretene doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Şimdi Türkiye fındık üretiminde birinci olan ilimiz Ordu. İkinci olan ilimiz Samsun, üçüncü olan ilimiz Sakarya. Ki bu sıralamada baktığımızda devam da ettirirsek arkadaşlar ki onun hakkında da bilgi verelim ama önce doğru cevabı verelim. Ki 1 olması gerekiyor, sonra 3 gelmesi gerekiyor, sonra 2. Yani B şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Ki Türkiye 2019 TÜİK verilerine göre fındık üretimindeki ilk 5 Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce ve Giresun illeri 2019 TÜİK verilerine göre böyle bir sıralama söz konusu arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım. 13. sorumuzda bu faaliyetler haritadaki illerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır demiş. Son yıllarda en çok yaşkoza yani baktığımızda doğal olarak üretilen ipek böcekçiliği alanında ilerleme gösteren bir ildir demiş Diyarbakır. Çok sayıda tavuk çiftliği ve kümes hayvancılığı önemli bir yere sahiptir demiş ki batıda daha da yoğunlaşıyor. Bandırmayı örnek verebiliriz. Türkiye'nin en çok bal üreten ili Ordu arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlardan biri olan ve son yıllarda sayıları gittikçe azalan manda yetiştirici demiş. Manda yetiştirdiğinde Samsun birinci sırada. Burada da dışarıda kalan ilimiz Erzurum olarak dikkate alınıyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Evet, 14. sorumuzda Soma'da bulunan termik santralin kullanıldığı enerji kaynağı aşağıdaki termik santralin hangisine kullanılmaz? Soma'da arkadaşlar kullanılan kaynağımız lignit. Lignit kömürüyle çalışıyor buradaki santralimiz. Yatağan lignit, Çayırhan lignit, Tunçbilek, Seyit Ömer lignit. Ama Çatalazı Zonguldak'ta bulunan taş kömürüyle çalışan bir santraldir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu, kullanılmaz ya da kullanmaz dediği için. Peki 15. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisi Marmara ve Ege kıyılarında bulunan limanların hepsinin ortak özelliklerinden biridir? İç bölgelerle demiryolu bağlantısının bulunması demiş ki baktığımızda Marmara'da özellikle arkadaşlar bu alanlarda hepsinde bulunmuyor. Mesela Ege'de özellikle olarak baktığımızda Muğla'da bulunmuyor. Marmara'da Çanakkale'de bulunmuyor. Bursa'da da biliyorsunuz yoktu. Yalova'da yoktu demiryolu bağlantısı. Onu attık. İthalat ve ihracat kapasitesinin yüksek olması demiş. Hepsinin dediği için bakın hepsinin yani bütün limanların aynı değil ithalat ve ihracat kapasitesi. Mesela Muğla'daki işte o yat limanlarını düşünürsek hepsinde kapasite yüksek değil. Ya da baktığımızda Çanakkale'deki limanların hepsinde ya da Çanakkale'de bulunan kısımdaki limanlarda böyle bir üst düzey durum söz konusu değil. Serbest ticaret bölgeleri hepsinde yine bulunmuyor. Mesela İzmir'de var, İstanbul'da var, Kocaeli'de var ama bütün illerinde yok. Geniş hinterland ki hepsi geniş hinterlanda sahip değil. Yine orada Ege'de Muğla mesela bozuyor bunu. Bunun yanında Marmara'da işte Yıldız Dağları kısmında yine bozabilir. İç bölgelere karayoluyla bağlanmaları ki karayoluyla bağlanmayan bir il zaten yok Türkiye'de. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Evet 16. sorumuzda aşağıdakilerin hangisi Zonguldak Bartın Karabük ZBK dediğimiz projenin amaçlarından biri değildir. Demir çelik işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için hidroelektrik santrallerin yapılması gibi bir amaç yoktur. Tabii bunun içeriğini bilmek gerekiyor. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın Kardemir'in modernize edilmesi var. Çünkü artık eski makineler kullanıldığı için verimliliği arttırmak adına bu yapılabilir. Filios çayının ağız kısmına liman yapılarak özellikle oraya getirilen demirin daha uygun, ulaşım maliyeti daha düşük şekilde getirilmesi, ulaşım altyapısının tamamlanması, organize sanayi bölgeleri kurularak yine ticaret hacminin arttırılması ve oradaki hareketliliğin sağlanması gibi durumlar, amaçlar varken A şıkkındaki amacımız burası için geçerli değildir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu.
Evet, 17. sorumuzda aşağıdaki milli parklardan hangisi farklı bir bölgede bulunmaktadır? Karatepe, Aslantaş, Olimpos, Altınbeşik, Köprülü Kanyon, Karagöl, Sağra. Şunların hepsi arkadaşlar Akdeniz bölgesinde yer alırken Karagöl ya da Sağra Artvin'de bulunduğu için Karadeniz bölgesinde yer almakta. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söylüyoruz. 18. sorumuzda Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin bazı alanlara yeterince gelişmemesi daha çok fiziki koşulların elverişsiz olması ile ilgilidir. Aşağıdakilerin hangisi buna verilebilecek örneklerden biridir? Ki baktığımızda özellikle Tunceli arkadaşlar gerçekleri dağlık engebeli sarp dik kayalıkların bulunduğu bir alan. Ulaşım faaliyetlerinin çok gelişmediği bir yer. O yüzden diğerlerine kıyasla özellikle verilen örnekte buna daha uygun olan bir il olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı oldu. Evet arkadaşlar, bir tık denemeler serimizde sona gelmiş olalım. Yani birçok arkadaş yorum yapıyor, teşekkür ederiz. Devam etmesi konusunda istekte bulunuyor. Ama bununla noktayı koyalım arkadaşlar. Bundan sonraki kısmı deneme 1-2 üst serimiz devam ediyor. Tahmin denemelerimiz devam ediyor. Hepinize başarılar diliyorum. Faydalı olmak dileğiyle devam ediyoruz denemelerimize. Ama bu deneme serimiz de son.